IŞİD konusunda, IŞİD konusunda. Bakınız, Suriye eskiden şeyin mandasıydı o. Fransızların mandasıydı. Hala Fransa'nın diplomatik şeyi vardır üzerlerinde, siyasi etkisi vardır. Mesela Amerikan Devlet Başkanı konuşurken dikkat edin. Hep Irak'taki hedeflerle anlatıyor. Yani Irak'taki coğrafi yerleri kullanıyor. Yapmak istediği şu. IŞİD Erbil'in güneyinde dur. Bağdat'ın kuzeyinde duracaksın. Bakın. Bir şey daha var. Mesela IŞİD sanki insanlara şimşekle yukarıdan indi falan, böyle yere düştü, başladı bir şey, canavarlık yapıyor bölgede. Bu şu, öyle bir şey yok. İkinci Körfez Harbi'nde Saddam klasik düzenli ordusunu koalisyon ve Amerikan güçlerine karşı kullandı. Düzenli ordu tamamen Şiilerden ve Kürtlerden oluşuyor. Bir ordusu daha vardı. Cumhuriyet muhafızları. Onlara hiçbir şey olmadı. Hatta o dönemde hatırlayabilirsiniz Uğur Bey. O da Allah Allah hiç savunmuyorlar, evet. Direnmiyorlar. Bu Cumhuriyet muhafızları nerede bunun generalleri, subayları, askerleri diyorlardı. İşte IŞİD o. Bu. IŞİD bu. Ha sonradan bu mayaya her yerde işte Afganistan'dan tutun Balkanlardan işte Kafkaslardan insanlar katıldı. Ama, tabii, ama bugün içinde dikkat ediniz. Her şey stratejik. Mesela nereye nasıl saldıracak? Hedef seçimi nedir? Sevk idare nedir? Hepsi çok dikkati çekiyor. Yani yaygın ve etkili bir örgütle karşı karşıya. Yani sofistike ama, bir örgüt. Sofistike. Yani hiç başka türlü mümkün mü? Mesela bu Kobani'nin etrafında Kobani'ye bağlı 396 köyü. Uğur Bey bu şakası falan yok. 396 köyü ne kadar biliyor? Bir ayda ne geçer? Bir ay kısa bir sürede. Böyle bir örgüt var. Bu örgüt Cumhuriyet muhafızları. Ne zaman çıktılar ortaya? 2003 sonunda zaten savaşın 7-8 ayında Irak zaten bölünme noktasına gelmişti. Bu örgüt çıktı ilk defa 2004'ün ortalarında Bağdat'ta Şiilerin en kutsal mabetini buldu. 180 ölü. Arkadan şimdi hatırlayınız. 80, 60, 40, 27. Hatta ben bir ara izlerken dedim ki böyle giderse bunu yapan IŞİD'dir. Böyle giderse dedim, bu Irak'ta adam kalmayacak. Hatırlayınız. Şimdi bunlar herkes atladı. Atladı derken yani hafızadan hep geri plana, geri plana, geri plana. IŞİD o işte. Şimdi bir şey neden bu efendim Irak diyor da Şam nereden çıktı? Irak Şam İslam devleti. Şam İslam tarihi içerisinde ve İslam camiasında bugünkü Suriye bölgesinin adıdır. Ne zamana kadar? 1865'e kadar. 1865'te biz Osmanlılar resmi olarak Şam vilayetinin adını Suriye'de değiştirdik. Onun için yadırganacak bir şey yok. Şimdi ben konuşmalara bakıyorum. Uğur Bey'in belirttiği gibi. Ya bu Şam da nereden çıktı? Öyle bir şey yok falan diyor. 1865'te biz Şam vilayetinin adını resmi olarak belgelere geçirerek Suriye dedik. 1921'den itibaren de Fransızlar Suriye sözcüğünü kullanmaya başladılar.